Efendim şimdi bu mutasyonlu virüsü konuşacağız biraz. Mutasyonlu virüsün normal virüsten daha tehlikeli olduğuna dair sürekli sağlık otoritelerinden açıklamalar geliyor çünkü. Şimdi bizim bir yayın konuğumuz var. Celalettin Kocatürk Profesör Doktor. Celalettin Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Yayına diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen böyle direkt sorayım. Sağlık otoriteleri yurt dışından, Amerika'dan ve birçok yerden diyorlar ki mutasyonlu virüs çok daha tehlikeli. Biz de şunu merak ediyoruz. Türkiye geldi artık. Biz yeterince önlem aldık mı? Yani esasen aldık ama tabii bireysel önlemler zaman zaman terk edilebiliyor. Özellikle de 30 binli rakamlardan 4 binde 5 binli rakamlara doğru geldikten sonra kısmen bir rehavet başladı. Ama biz hep şunu söyledik, hatırlayın Nisan ayında, Mayıs ayında binli rakamlara düştüğümüz zaman bile virüsü kontrol altına almadık, alabileceğimizi sadece gördük. Aman dikkat demiştik ama o zaman da ciddi bir rehavet olmuştu. Haziran ayında da ciddi bir, biliyorsunuz, tedbirlerde azalma olunca virüs tekrar güç kazanmıştı. Şimdi de aynı şekilde 30 binden bu rakamlara gelince biraz rehavet oldu. Hafta sonları kısıtlamalar acaba gevşetilebilir mi? Der konuşulmaya başlandı. Bir de araya sömestr tatili girdi. Mutasyonlu virüs de şu anda çok daha bulaşıcı olunca rakamlarımız şu anda 8 binli rakamlarda ve biz tabii endişe ediyoruz. Acaba mutasyonlu virüs bizi tekrar 3. bir pike doğru götürür mü diye. Çünkü Avrupa'da buna benzer örnekler var ve bu çok tedirgin edici. Durum böyle. Yani biz artık çok daha bulaşıcı olmasının yanında başka riskler de çünkü var. Mesela çok hocam. Daha ölümcül. Şöyle olabilir Duygu Hanım, çok daha ölümcül olabilir. Her ne kadar böyle bir henüz veri yoksa da gözleme dayalı veriler bunu düşündürüyor. Özellikle yoğun bakıma giren hastalarda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Akciğerle ilgili çok daha ciddi sorunlar oluyor. Fibrozis denilen sertleşmeler meydana geliyor. Akciğerde yırtıklar oluşuyor. İki akciğer arasındaki bölgede, kalbin etrafındaki bölgede çok ciddi hava kaçakları görülüyor. Çok daha fazla göğüs cerrahisi müdahalesi yapmak gerekebiliyor hastalara. Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki gibi yoğun bakımdan servise verebilen hastalar ya da taburcu olabilen hastaların oranında kısmen azalma var oran olarak. Dolayısıyla bu bir tedirgin edici bir durum yaratıyor. Başka, sadece bulaşıcılık ve ölümcüllük değil, direnç gelişimine neden olabilir. Çünkü o dikenli çıkıntılar, uzantılar daha da boyu uzadı ve genişliği de arttı. Çok daha uzun süre tutunuyor. Bu daha da ciddi sorun yaratabilir. Evet. Uzamış COVID'e sebep olabilir. Sıkça konuşuluyor son zamanlarda biliyorsunuz. Çocuklarda görülen Kawasaki benzeri sendrom diye hatta isimlendirildi biliyorsunuz. Enflamatuar yanıt da değişiklik oluyor. Orada bir probleme neden olabilir. Tekrarlayan hastalıklar görülebilir. Virüs en kötüsü aşıdan kaçabilir. Ki evet, nitekim buna benzer düşünceler var. Evet. Buyurun hocam. Dolayısıyla bizim dikkat etmeye devam etmemiz lazım. Özellikle de şu anda aşılamayla ilgili %100 koruyucu olduğunu söyleyemiyoruz tabii ki hiçbir aşının. Oldukça etkili düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de ağır geçirmek konusunda ya da yoğun bakıma yatma konusunda, ölüm riski konusunda aşılar çok yardımcı olacak. Ama eğer biz dünyayı en kısa sürede en fazla sayıda kişiyi aşılayarak bunun üstesinden gelemezsek virüs elinde sonunda aşıdan kaçacaktır. Burada bizim kullanmış olduğumuz CoronaVac aşısı inaktif aşı olduğu için şimdilik kaydıyla söylüyorum. Gelişen mutasyonlardan etkilenmiyor ama böyle bir ilerleyen dönemde böyle bir risk de olabilir ya da etkisi azalabilir. Peki. Bu nedenle aşıya ulaşma çok önemli. Evet. Aşıyla ilgili CEO'su evvelsi gün bir açıklama yapmıştı. 500 milyon olan dozun, yıllık üretim dozunun 1 milyara artılacağını söylediler. Bu çok kıymetli. Umarım bir an önce biz de aşılara ulaşır ve en kısa sürede aşılamayı tamamlayabiliriz. Peki şunu da soralım. İlave tedbirler olarak mesela çift maske uyarıları var. Siz ne söylersiniz? Biz vatandaş olarak ne yapmalıyız? Şimdi virüs bunları yapıyor. Bunlarla ilgili güçleri var. Biz de kendimize ait tedbirler alıyoruz. En güçlü tedbir aşı ve geliştirilebilecek olan ilaçlar, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, birazcık aktif bir yaşam.
Yanı sıra mutlaka maske. Çok, zaten aylardır söylüyoruz biliyorsunuz. Özellikle asansöre binerken, toplu taşıma araçlarına binerken mutlaka çift maske kullanılması gerektiğini söylemiştik. Şimdi bunu bir kere daha hatırlatmak lazım. Özellikle kapalı ortamlara girdiğimizde çift maske önemli. Bir de mutlaka doğal havalandırma. Çünkü doğal havalandırmanın olmadığı yerlerde bu damlacık ile normalde bulaşıyor. Damlacık yoluyla bu virüs. Ama aerosoller, havada kalan aerosoller 100 mikrometrenin altında boyuta sahip bunlar ve saatlerce asılı kalabiliyorlar. Dolayısıyla da normal mesela 1,8 metreye kadar gidebilen damlacıkların dışında bu aerosoller çok daha uzağa gidebiliyor ve saatlerce havada asılı kalır. O yüzden bizim çift maske takmamız ve doğal havalandırmaya daha fazla önem göstermemiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz Celalettin Bey yayınımıza katıldığınız için. Size ve